Şey yapalım mesela arkadaşlar, activities starter'ı buraya atalım yine tekrar connectivity bölümünden. Bu activities starter'ı attıktan sonra şey yapalım, blocks deyip başlar başlamaz screen üzerine tıklayıp, yani brand screen initialize, ekran açılır açılmaz bir YouTube videosunun açılmasını sağlayalım. Nasıl yapacağız? Yine şurada çantamıza attığımız şeyleri alacağız buraya. Şuraya sadece bunu mu atmışız? Vay arkadaş. Bunu alacağız. Sonra tekrar şuraya duplicate edelim. Buraya action değil de data URI diyelim. Buraya arkadaşlar işte şey yazacağız. VND kısaltması VND.YouTube. Bu komutlar tamamen ezber öğrenmeniz gereken şeyler. Sonra YouTube'umuzun en sonunda data URI kısmında şöyle bir şey oluyor. Bir tane YouTube videosu açalım. Mesela ben YouTube kanalımı açayım arkadaşlar, YouTube kanalımı. Benim videomu izleyelim. Şurada kanalımıza girelim. Şurada telefon aramasını anlatmıştık. Şuraya tıklayalım. Ekran Bakın şurada arkadaşlar, YouTube'un URL'sine bakıyorsunuz. Bu URL'de şuraya kadarlık kısımda eşittirden sonraki kısmı alıyoruz. Bakın şu kısmı. Standart yazım böyle. Kopyala diyorsunuz bunu. Şu kısma vnd.youtube'un sonraki kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. İki nokta üst üsteli kısmına yazıyorsunuz. Ve sonra biz bunu şey yapacağız. Şimdi telefonu aktaralım. Zamanında şunu çağırmam gerekiyordu. Activity starter, start activity demem gerekiyordu. Bu start activity demezsen uygulama çalışmaz arkadaşlar. O yüzden tekrar bir okutacağım. Şimdi başlaması lazım. Bakın YouTube, evet. Tamam, bu şekilde. Projects diyelim. Start new project. Buradan da WhatsApp projesi. WhatsApp uygulaması projesi. Projesi diyelim. Okey diyelim. Yine title bölümüne gelelim. Ekran screen bir kısmında yazan ekran başlığında WhatsApp paylaşım yazalım. WhatsApp paylaşım yazalım. Daha sonra WhatsApp paylaşımı dedikten sonra burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane WhatsApp'ımızı biz neyin içine yazabiliriz? WhatsApp'taki yazacağımız şeyi neyin içine yazarız Hocam arkadaşlar biz? text box, text box. Textbox'ın. O yüzden textbox'ın içerisinde ne yapıyoruz? Bir tane textbox buraya yerleştiriyoruz. Tabii bu textbox'ın genişliği fill parent olsun. Buraya metni yazalım. Ve daha sonra yine height değerine de 50 piksel olsun. Yazma alanımız. Sonra altına bir tane horizontal arrangement'la temizle iki tane düğmeyi yan yana yerleştirelim. Layout bölümünden horizontal arrangement kullanarak bunun içerisine iki tane buton koyalım. Bir tanesi temizli olsun. İçerisindeki yazıyı temizlesin. Daha önce hani kaldıysa yeni bir text yazabilmek için temizle düğmesi ve aynı zamanda bir tane de mesajı gönder düğmesi yer alsın. Butonlardan birisine BTN ya da BTN de değil. Bir Evet, tanesine BTN BTN kim? temizle, bir tanesine BTN yaz Gönder. gönder. Evet. BTN gönder. Okey diyelim. İkisine de isim verdik ve bu horizontal arrangement'ın bitinin fill parent olmasını sağlayalım. Ve bu şeyin horizontal arrangement'ın align horizontal değerinin yani yatayda hizalı değerinin center olmasını sağlayalım. Birinci düğme üzerine gelelim ve bu düğmenin üzerindeki yazının temizle. Diğer düğmenin de üzerindeki yazının mesajı gönder olmasını sağlayalım. Ve yine aynı zamanda bir tane internetten WhatsApp logosu bulalım. Hemen buluyorum hocam ben. Logo. Ve bunlardan bir tanesini uygulamamıza atalım. Neşir. Bunu alacağım. Şeffaf etrafı sağ tuşla resmi farklı kaydet deyip size atayım istiyorsanız. WhatsApp logo. Genelde PNG resimleri tercih edin. Kaydet diyorum. Benimki JPEG.
Bunu image diyeceğiz. Image bileşeni, şuraya image bileşenini koymamız gerekiyor. Image bileşeninin picture özelliğinin değerini baştan atayalım. Upload deyip masa üstündeki WhatsApp logoyu bulalım. Okey diyelim. Genişliği çok fazlaymış. Biz de düzenleyelim o zaman. Fill parent yükseklik width de fill parent diyerek ekranımıza sığmasını sağlayabiliriz. Font bold diyelim. Ara birim bu şekilde, tamam mı arkadaşlar? Yaptık mı bunu? Evet hocam. Bir adet metin kutusu kullandık mesajımızı yazmak için. İki tane buton, biri temizlemek için, birisi göndermek için. Bir tane neyi? Connectivity'den WhatsApp mesajı bir uygulama içinde başka bir uygulamayı açmak için kullandığımız Activity Starter'ı unuttuk. Activity Starter'ı buraya atmamız gerekiyor. Blocks'a geliyoruz. Şimdi komutları yazacağız. Temizle düğmesine tıklandığında ne olacak? BTN temizleye tıklandığında ne olacak? Bu text box'ın içini set text box text to diyeceğiz. Buradan alalım bir tane. Set text box 1. Bu text box 1'i aynı zamanda şaşırmamak için mesela şey de diyebilirsiniz. Hani mesaj mesaj txt mesaj da diyebilirsiniz. Hocam WhatsApp logosunu nasıl küçülttünüz? WhatsApp logosuna şey dedik. Fill parent dedik. Width ve height de, height değerlerini. Bakayım bu telefonla arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar tekstli mesajın tekst özelliğini ne yapacağız? Temizle dediğimizde boşaltmamız gerekiyor içini. Şöyle boş bir tekst seçeceğiz. Yani ne yaptık? Temizle düğmesine basıldığında burası içinde yazılar varsa temizliyor. Peki gönder düğmesi asıl meselemiz. BTN gönder düğmesine basıldığında ne yapacağız? İşte yine şuraya bir şey koymuştuk. Bakın bunu alalım. Activity Starter'ın action'ına burada give demeyeceğiz de, çünkü biz sadece görmek istemiyoruz. Ne diyoruz? Send'i kullanacağız burada. Şuradaki yazıyı yazmanız gerekiyor. Bunlar birazcık böyle ezber dediğim gibi. Sonra Activity Starter duplicate deyip şuradan action değil de Activity Package'ı seçeceğiz. Activity Package kısmına da arkadaşlar, Activity Package kısmına paket değeri olarak ne gireceğiz? Com WhatsApp. WhatsApp. Ondan sonra tekrar şurayı kopyalayalım. Bir de ne yapmamız gerekiyor? Bir sürü detay var burada. Activity Class bölümüne Activity Class olarak da com WhatsApp contact picker değerini gireceğiz. Bu sayede gönderme işlemi yapılırken karşımıza WhatsApp kontak listesi karşımıza gelecek. O yüzden com WhatsApp nokta contact picker. Contact picker diyeceğiz. Ve gönderdiğimiz veri tipi şuradan kopyala diyoruz. Data type diyeceğiz. Gönderdiğimiz veri tipi text plain olarak giriyoruz. Yani mesajımız arkadaşlar mesajımız text plain, yani içinde resim falan yok. Sadece ne var? Düz metin var. Veri tipi text. Bu şekilde onu da belirttik. Text plain. Sonra tekrar extra key değerini de gireceğiz. Şuraya extra key. Extra key değerine de mesajımız mesaj, işte burada nokta text, burada txt mesaj nokta text içinde tutulduğu için extra value, arkadaşlar extra value içerisinde de bu değeri daha sonra gireceğiz. Bakın şurada Android intent, şurayı bir kopyalayalım. Ne oldu, fareye kopyala, şuraya yapıştırıyorum bunu. Action Android intent nokta extra nokta text yazıyor buraya. Sonra extra value kısmına da bunu koyacağız.
Mesajımız şurada tutuluyor. Şunun içinde tutuluyor. Kopyalayalım burayı. Bunun içinde tutuluyor. Şuraya atalım. Pardon, burayı da atalım. TXT mesaj nokta text içerisinde tutuluyor. Bunun içerisinde tutulduğu için ekstra value kısmına bu değeri gireceğiz. Daha sonra ne demiş arkadaşlar? Bunu yaptıktan sonra artık Activity Starter ayarlarımızı yaptık. Şimdi Activity Starter çalıştırabilmek için basit bir şartlı ifade ekliyoruz. Bir tür kontrol yapıyoruz. Diyoruz ki eğer Activity Starter Resolve Activity boş ise herhangi bir şey yapma. Yani fakat eğer çözüm gerçekleştiyse Activity Starter diyerek bu elemanı çalıştır. Ve buraya hemen bir tane koşul koyuyoruz. If then else. If then else'in içerisinde if bölümüne ne yapıyormuşuz? Activity Starter Activity'nin boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Is empty de boş mu değil mi? Onu sorguluyoruz. Şuradan Activity Starter Resolve Activity ve neymiş? Bakın returns the name of activity that corresponds to this activity starter or an empty string if no corresponding activity can be found. Şimdi alakalı bir aktivite ismi döndüyse arkadaşlar bunu ne yapıyormuş? Activity starter başlatıyormuş. Eğer boş bir dönen boş bir metin, boş bir string ise metinse o zaman ne yapıyormuş? Alakalı bir aktivite bulamadıysa başlatmıyormuş. O zaman ne yapacağız? Bu activity resolve activity boş mu değil mi? Bunu kontrol ediyoruz. Boşsa hiçbir şey yapmıyorsun. Boş değilse o zaman bu activity starter'ı başlatıyorsun. Böyle. Daha sonra çalıştıralım ve dersten çıkalım arkadaşlar. Tamam hocam. Ben hemen... Bende kimin WhatsApp'ı var? Kuzey senin var mı benim sevgilim? Hocam sizde benimki var. Bir bakayım. Ama ben sizde silmiş olabilirim. Yok. Hocam ben de siz kayıttasınız. Kim? Elif Ceren. Bakayım Elif Ceren. Yani siz ben de... Elif Ceren Ertan değil mi? Evet hocam. Tamam sen kayıtlısın sana yollayalım o zaman. Hocam ben de size bir tane mesaj yaptım. Şu anda bende kayıtlısınız. Tamam. İnşallah yanlış yazmamışızdır. Çalıştıracağız şimdi. Ders süremiz bitti galiba da. 5 dakika daha uzatabiliriz. Öğrenci giriyor. Şimdi şöyle yapalım. Buradan connect reset connection diyelim. Daha önceki uygulama çalışmaya başladı bir anda. Tekrar buradan ne yapayım ben? Okutalım. Aktarırken bundan share yapalım. Burada bir mesaj yazıyorum. Merhaba Elif Ceren. Uygulamaları yaptığın için teşekkür ederim. Dedim ve mesajı gönder dedim. Bakın contact picker karşıma çıktı. Buradan ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle seçiyorum. Ne diyeceğim? Buradan Elif Ceren'i seçeceğim. Elif Ceren seçtim ve gönderiyorum. Bu şekilde gönderdim. Daha sonra ne diyeceğim? Burada contact picker temizle dediğimde de temizle